Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 11. haftasının 3. videosundayız. Kare konusuna başlıyoruz. Bu videoda karenin uzunluklarıyla alakalı kısmından bahsedeceğiz. Yani sayfa numarası 147, 148 ve 149'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kare hemen tanımıyla başlayalım. Kenar uzunlukları birbirine eşit olan dikdörtgende biz ne diyoruz? Kare adını veriyoruz. Şimdi duralım burada. Dikdörtgenin özel bir haliymiş arkadaşlar. Dikdörtgen neydi? Paralel kenarın özel bir haliydi değil mi? Dikdörtgen paralel kenarın tüm özelliklerini sağlıyordu. E kare de dikdörtgenin özelliklerini sağlıyor. Aynı zamanda da karenin özellikleri de var şimdi burada. Yani şöyle bakacak olursak kare konusuyla ilgili şu yanılgı var. En az özelliğe sahip diye. Aslında şöyle baktığımız zaman en fazla özelliğe kare sahip. Kare konusunun içerisinde her konu gelebilir. Mesela paralel kenara baktığımız zaman Oranlama olduğunda kelebek temel orantı falan karşımıza çıkabiliyordu. Dikdörtgene geçtiğimizde ekstradan ne geldi karşımıza? Ekstra bir 90 varsa beta benzerliği de karşımıza çıkabiliyordu. İşte burada da yine ee, temel orantı karşımıza çıkabilir. Kelebek benzerliği temel orantı karşımıza çıktıktan sonra alfabete de karşımıza çıkabilir. Ve aynı zamanda bir de ne karşımıza çıkabilir? Karede kenarlar eşit işte olduğu için eş üçgenlerle karşılaşabiliriz. Ve aynı zamanda ekstradan da bakın çoğu konuyla karşılaşabiliyoruz burada. Ekstradan da x kenar dik üçgenler var burada ve özel açı var. Özel açı mantığıyla da karşılaşacağız burada. Yani çoğu konu bu konunun içerisinde var. Yine üçgen bilgisini iyi bir şekilde bilince sorun ortadan kalkacak. Şimdi kare dikdörtgenin bütün kenar uzunlukları eşit hali dedik. E dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti ve kesim noktasından şu köşeler olan uzunluklar da birbirine eşitti. E şu karede a a olduğu için x kenar dik üçgen burası 45 burası 45 oldu. O yüzden özel açı mantığını kullandığımız sorular olacak. E hatta burası da aynı şekilde x kenardan dolayı şunda şu. Hocam burası da 45 burası da 45 oldu. Hatta burası da 45 şu x kenarlıktan burası da 45 oldu. Ne çıktı burada? 45 45 90 üçgenler çıktı. Hatta şurası da 45 ya 45 45 burası da 90. Ha, köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Ve köşegenler aynı zamanda nedir? Köşegenler eşittir. Bu dikdörtgende de öyleydi. Köşegenlerin de dik kesmesi. Bir de köşegenler aynı zamanda açı ortaydır da diyebiliriz. Eşittir zaten dikdörtgenden biliyoruz. Bence açı ortaydır yazsak daha iyi olur. Köşegenler aynı zamanda açı ortaydır ve özel açılı. Yani 45-45 şeklinde bölüyor arkadaşlar. Evet. Kare bu şekilde. Dediğim gibi üçgendeki her bir konuyla burada karşılaşabiliriz. E, ekstradan karşımıza bazı şeyler de çıkıyor. Ve köşegenler dik kestiği için köşegenler çarptığının yarısı alanda olabilir ama karenin alanı geldiğimiz zaman işleri zaten bunu orada bahsederiz. Şimdi uzunluklarıyla alakalı kısmından bahsedeceğiz. Yalnız ben buraya bir yıldız atmak istiyorum arkadaşlar. Böyle köşegenler dik kestiği için eşkenar dörtgende de köşegenler dik kesiyordu. Bir köşegen verildiğinde diğer köşegeni de çizmek mantıklı oluyordu. Çünkü özel bir durum olduğundan dolayı. Hatta 15 ya da 75 derece varsa Yine köşegen çiz. Sebebini biraz sonra sorusu geldiği zaman söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, sebebini şimdi söyleyeyim hatta. Bir 15 derece varsa, mesela şöyle bir 15 derece varsa, e, sen köşegen çizdiğin zaman ne oluyor? E, burası 45, burası 45 olacak ya. Özel açıyla karşılaşıyorsun. Bak 30 dereceyle karşılaşıyorsun. O yüzden e, 15 ya e da 75, hatta 105 derece olduğunda mutlaka mutlaka köşegen çiz. Tamam, özel açı mantığını kullanırsın. Evet örnek birle başlayalım önce bir açı soruları tabii ki. AYD eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgen eşitleri yazalım. Bir de açıları yazalım. 60 60 60. E bu bir kare. Kare olduğundan bir kenar çift çizgiyse diğer kenarlarda şöyle çift çizgi koyalım. E hocam şurada ikiz kenar çıktı. Şurası kaç derece? 30. Tamamı 90 olduğundan. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75 oldu. E buradaki açı da 90 derece olduğundan 75 artı x eşittir 90 derece olduğundan x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Örnek biri 15 bulduk geldik örnek 2'ye. Şimdi AE ile BD birbirine eşit verilmiş şu ve şu alakası yerde bir köşegenle alakası yerde bir eşit verildiğinde diğer köşegeni çizmek en mantıklı hareketler çünkü köşegenler nasıldır birbirine eşittir ve köşegenler aynı zamanda dikte eşittir. A, şunlar birbirine eşit. Çok güzel. E, buradaki eşitliği kullanacağım ben şimdi. Hocam, burası köşegen olduğu için 45, 45. Burası da aynı şekilde 45, 45. Ne çıktı burada? Bak köşegenlerin eşitliğini yazınca şurada da ikiz kenarlı çıktı. 45 ise o zaman burası da 45 oldu mu? Oldu. Niye? Çünkü şeyden dolayı ikiz kenarlıktan dolayı 45 ise burası da 45'tir. E burası 45 90 ise x ne olacaktır? Yani x artı 45 eşittir 90 olduğundan x'i de 45 derece olarak buluruz. Örnek 2 45 çıktı. Geldi örnek 3'e. Köşegen ve 8. Bak köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizelim. Çünkü köşegenler dik kesir. Köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizmek mantıklıdır. Ve hatta 8 ya burası. Hocam burası 4 4 oldu. E diğerleri de 4 4 değil midir? Evet bizden açı isteniliyor. E hocam açıya bakacağız. Şimdi şurada 8'i kullanmalıyım. Buradaki dik üçgende. Bak dikkat et. Hocam 90'ın karşı 8 hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. O zaman burası 30. E şurada kaçının tamamı kaç yaptı? 60. X isteniliyor benden. E bu x kenar dik üçgen ya da karede köşegen 45 45 de öldüğü için burası 45 olur ya. E burada 45 artı x eşittir 60 derece olduğundan x'i de 15 derece olarak buluruz. Örnek 3'ü 15 bulduk geldik örnek 4'e. ABCD karesi diyor hemen ABCD karesini şöyle bir çizelim bakalım. ABCD karesini çizdikten sonra biraz yamuk oldu idare et. A, B, C ve D. karesinin içinde bir K noktası seçtik. KC ile AD birbirine eşitmiş. Hmm. KC ile AD birbirine eşitmiş. Şöyle bir nokta var. KC ile AD birbirine eşit. Tamam. Şöyle seçeyim. Eşit olsun. Tamam. Şurası K noktasıymış. KBA açısında vermiş bize arkadaşlar. Bakın KC ile AD eşit vermiş. Bir de KBA açısında 35 derece vermiş. Evet, x kaç derecedir diye soruluyor. CKD açısı. C, K, D açısı. Evet şuradaki açı. X imiş bizden burada kaç isteniyor? Öncelikle hocam kare olduğu için bütün kenar uzunlukları birbirine eşit midir? Evet. A x kenarlar çıktı. 35'e yoğunlaş. Burası 35 ise buraya ne kaldı? 55. 90'a tamamlayan açısı. Çünkü 90 derece. E, x kenardan dolayı burası da 55. 55, 55, 110. 180'e tamamlayanı 70. E burası 70 ise buraya kaç kaldı? 20. Çünkü burası 90 derece. İkiz kenar tepe açısı 20 derece. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl 80 80 çıkar mı? Çıkar. Yani böylelikle x'i 80 derece olarak buluruz. Evet örnek 4 80 oldu. Geldik örnek 5'e. Bir katlama var. Katlamada geriye açıyorduk üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit oluyordu. Hocam şu açılar da eşit hatta bu açılar da birbirine eşit. E o zaman burası 50 ise? 180'den 50 çıkart. Buraya 100, 130 kaldı. 130'u da 2'ye böldüğümüz zaman kaç kaldı o zaman buraya? 65 65 kaldı. E 90 olduğundan 65 90 sa burası diğer iki açının toplamı 90 olacak ya. 25 derece kaldı. E, o zaman burası da 25. 25 25 50 buraya da kaç kaldı? 90'a tamamlayan açısı 40 derece kaldı. Soru çıkmadı. Ne yapacağız? E, kare. Kare olduğunu kullanalım. Kare bu. Bütün kenarlar bak bu, bir kenar çift çizgi, bütün kenarlar çift çizgi değil mi? Evet. Aa bak ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Tepe açısı 40 derece. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70 70 yapar. E bunun tamamı 90 olduğundan yani 70 artı x eşittir 90 olduğundan x'i de böylelikle 20 derece olarak buluruz. Örnek 5'i 20 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Şimdi bu bir kare demiş. Arkadaşım karenin bir kenarı kaç? 15. Yaz o zaman 15'i burada. 15, 15, 15. A dik üçgen. 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden örnek 6'yı 17 buluruz. Geldik bir sonrakine. EF uzunluğu x nedir diye soruluyor arkadaşlar bizden. Kare. Karenin bir kenarı kaç? 16. Hocam 16 ise burası 14 olur. 16 ise burası da 14 mu olur? Evet. E burası da 16. Şimdi bizden bu uzunluk isteniyor. Şekilde 90 dereceler varsa bir uzunluk nasıl bulunuyordu? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. Hocam dik üçgene karşılık getirebilir miyiz? Evet. Şurada dik yamuk var zaten. Dik yamukta şöyle dik oluşturursak, dik dörtgen oluşturursak 2 ise 2, 16 ise 16'yı yazdık. E tamamı 14'te 12 kaldı. Pisagor. 12, 16, 3, 4, 5'in katından dolayı burası da 20 yapar. Yani E, F, X'i kaç bulduk? 20 bulduk. Örnek 7, 20 çıktı. Geldik örnek 8'e. Arkadaşım köşegen çizilmiş. Ne yapacağız? Köşegenler de dik kestiği için özel bir durum. Diğer köşegeni de çizeceğiz. Ama bazen bu diğer köşegeni çizdiğimizde saçma şeyler çıkabiliyor o saçma şeyler çıktığı zaman da özel açı mantığında kullanabiliyoruz. Şimdi köşegeni çizdik. E bütün köşegen uzunluğu kaç? 24. Hocam 12 olur. Burası da 12 olur. Yani buraya 5 kaldı. E her yer 12 12 12 12 olmayacak mı? Evet. E burada Pisagor 5 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden x'i böylelikle 13 buluruz. Örnek 8 13 çıktı. Geldik örnek 9'a. A 90 derece var. Ne yapacağız? Alfa beta'ya da alacağız. Dikdörtgende de alıyorduk. Alfa beta alfa beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta bu bir kare olduğunda şunlar birbirine eşit. Bunlar ne oldu? Eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 6. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı burada da 8. Bak 8 burada betanın karşısı. E burada 6 8 13 geni var. E o zaman burası daha 10 yapar. Yani x'i böylelikle 10 olarak buluruz. Örnek 9 10 çıktı geldik örnek 11'e. Hocam ne yapacağız? 30 40 3 4 5'in 5 katından 10 katından dolayı burası 50 çıkar. Tamam. E hocam 90 derece var. Alfa beta'ya e dalalım ama bir tek dik üçgen var. Alfa e dalmayla benzerlik kuramayız. E ne yapacağız? Şuradaki dik kullanacağız. Garibi buraya kadar gelmiş. Devamını getirebiliriz. Getirdiğimiz zaman şunu bulursak hocam 25 25 ayırır diyemeyiz. Buna dikkat et. E ne yapacağız hocam burada? Alfabetadan da yapabilirsiniz. Öklit bağıntısından da yapabilirsiniz. E burada öklit bağıntısı yapalım isterseniz. E burada 30'a ait öklit bağıntısı bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Şimdi 30'un karesi eşittir. A çarpı tamamı 50. A çarpı 50 olduğunu. 30'un karesi 30 çarpı 30 eşittir. A çarpı 50 sadeleştireyim diye sıfırlar gitsin. 5'e bölsen 5'e bölsen 6 6 kere 3 18 18 oldu burası. E burası 18'si. Şunun tamamı 50 olduğundan buraya 32 kaldı. E sonra karenin bir kenarı 50. Karenin bir kenarı 50. E sonra burada da öklit bağıntısı yapabiliriz. Ya da bu dikkat edersen 6'nın 3 katı. Bu 6'nın 5 katı. Bu da 6'nın 4 katından 24 olur. E dikkat et. X ile 24'ün toplamı 50 eşit değil mi? Evet. X artı 24 eşittir 50. X'i de böylelikle kaç buluruz? 26 olarak buluruz. Örnek 10 26 çıkar. Geldik örnek 11. Hemen bir kare çizelim arkadaşlar. ABCD bir kare diyor. Kare bakalım şurada kısa yolla çizme şeyim vardı ama unuttum onu. Neyse böyle size verdim artık hızlı bir şekilde. ABCD yazdık. AB kenarı üzerinde bir E noktası. Evet, buradan bir E noktası aldım şöyle. BC kenarı üzerinden de bir F noktası. Rastgele seçtim. Sonra D, E, EF dik olacakmış. D, E ile EF birbirine dik olacakmış. Şöyle F'yi biraz daha burada alsam daha güzel olacak sanki. Evet burası dik olacak şekilde çizim yapılıyor. BF uzunluğu 3 birim, EB'nin uzunluğu 6 birim. AE uzunluğu x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet bu bir kare mi? Kare. Hocam karenin bir kenarı x artı 6 ise e burası da aynı şekilde x artı 6 olacak. E 90'lar da uçuşuyor. Dal alfa beta'ya alfa beta beta 90 alfa burası da beta mı oldu evet yani şu üçgen ile şuradaki üçgen ne oldu alfa beta'dan dolayı birbirine benzer oldu e o zaman birbirine benzer olduysa arkadaşlar hadi benzerliği kullanalım güzel bir oran var aslında alfa'dan beta'ya geçip 1/2 e burada da alfa'dan beta'ya geçip 1/2 deyip 2x diyebiliriz aslında X de böyle 6 buluruz ama neyse alfa'nın karşısı 3 bölü öbüründe alfa'nın karşısı x eşittir Beta'nın karşısı 6 bölü. Beta'nın karşısı x artı 6. Sadeleştirsek burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. İşler dışlar yapsak 2x eşittir x artı 6'dan. x'i de kaç buluruz böylelikle? 6 olarak buluruz. Evet bizden de x isteniyor Cevap 6 oldu 11. soruda. Geldik 12'ye. ABCD kare ve şu bir dikdörtgen verilmiş. E 4 ise 4, 7 ise 7'yi yazdık. Bunun da bir kare olduğunu unutmayalım. Hocam alfabeteye dalabiliriz. Evet dalabiliriz ama şimdi şuraya daldığımız zaman buradaki üçgenin hiçbir kenarı yok maalesef. Yani bu alfabeteye dalsan bir de burada bir alfabetalı üçgen olacak. Burada da bir kenarı var burada. Yani benzerle çıkmayacak gibi duruyor arkadaşlar. E o zaman ne diyelim? Şuraya bir A dersek. Sonra 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 4, 7, A. Burası A artı 7 olduğu Kare olduğundan dolayı. E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam şey yapsak bunun devamını getirsek böyle dikdörtgen oluştursak şöyle. 4 ise burası da 4. A ise burası da A. Bunun tamamı neydi? A artı 7 idi. O zaman buraya ne kaldı? A artı 3 mu kaldı? Evet. Bak diklendik çizildi. Öklit bağıntısı var burada. Yani A'nın karesi eşittir. 4 çarpı A artı 3. Buradan A kare çarpanları ayırmayla gelecek aslında ama neyse. E, A kare eşittir. 4 A artı 12. A kare eksi 4 A A eksi 12 eşit 0 yaptı. 6'ya 2 dersem 4 elde ederim. Eksi 6'ya artı 2 dersem e, çarpımları eksi 12 toplamları da eksi 4 geldi. Buradan ne geldi? A eksi 6'ya A artı 2 geldi. Bu eşit 0 sa A'ya 6 bulurum. Bu eşit 0 A'yı da eksi 2 bulurum. Ama uzunluk negatif olamayacağından A6 çıktı. A6 çevre isteniyor bizden. Çevrede ne olacak? A6 ise o zaman şu uzunluk 6 artı 7'den 13'e eşit oldu. O zaman çevrede 4 tane 13'ten mi olacak? Evet kaç yapıyor o zaman? 52 yapıyor. Örnek 12. 52 çıktı. Geldik örnek 13'e. Çevresini 24 demiş. E 4'e bölsen bir kenarı kaç yaptı? 6. 6. 6 yaptı. Hatta burası da 6 oldu. AE uzunluğu isteniyor bizden. E köşegen çizilmiş. Ne yapmak lazım? Hocam diğer köşegeni de biz çizsek. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. E burası... X kenar dik üçgenlerden dolayı 6 Hocam şu 6 6 ise 6 kök 2 bunlar da birbirine eşit ya şöyle. 6 kök 2 2 eşit parçaya böldü. 3 kök 2 3 kök 2 oldu bunlar? Evet. Ya da hocam şuradaki x kenar dik üçgenlerden 6 bölü kök 2'den 3 kök 2 yazabilirdik. Neyse devam. A, E, X uzunluğu isteniliyor bizden. Şimdi A bir şey var bak. D, B ile B, E birbirine eşit verilmiş. Dikkat. D, B ile B, E. D, B ile B, E. Yani burası 3 kök 2, 3 kök 2, 6 kök 2 iken Burası da 6 kök verilmiş Aha da burada artık Pisagor bağıntısı yapabilirim ee, Pisagor bağıntısı yaptığım zaman ne geliyor arkadaşlar Bir kenar kaç 3 kök ki Diğer kenar kaç 9 kökki yani şöyle bir üçgen var Hocam burası 3 kök ki Burası 9 kök 2 hocam 3 kök ki ve 9 kökki ortak çarpan var mı var Burası ee, evet 3 kökkenin bir katı Burası da 3 kökkennin 3 katı. Burası da 3 kökgenin kare içinde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde kısaca söylüyorduk. 1 artı 3'ün karesi de 9 yaptı değil mi? Şunların kareleri toplamı. Yani burası kaç yaptı? 3 kök 2 çarpı kök 10 yaptı arkadaşlar. Arkadaşım kök 10 da zaten nedir? Buradan AE uzunluğu x 3 kök 2 çarpı kök 10 da zaten kök 2 çarpı kök 5 e eşit ya. Şu x'in çarpı 2 Buradan da ikisi de kaç buluruz? 2 kere 3 6. 6 kök 5 şeklinde buluruz. Ya da 3 kök 20. Kök 20 de 2 kök 5'tir. Ee, 3 ile de 2 kök 5 yapınca 6 kök 5 buluruz diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet örnek 13'ü böylelikle 6 kök 5 bulduk. Geldik örnek 14'e. Videonun başında dedim. Ne dedim? Konuyu anlatırken. Karya sorularında. Evet 15 derece ya da 75 derece varsa köşegen çiz. Evet önemli. Çiz köşegeni ama şu köşegen değil. Mantıklı olan köşegen çiz şu köşegen daha mantıklı. En azından dik üçgen oluşuyor. Hocam burası 45 burası da 45 ya. Bak burası da 45 burası da 45. Buraya ne kaldı 30. Yani burada karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Bir dik üçgen hatta 30 90 60 üçgeni çıktı burada arkadaşım. A kaç vermiş? 4 kök 2. 30'un karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 8 kök 2'dir. İkiz kenar dik üçgenden buradaki kenarlarda 8 8 yapar. Bizden ne isteniyor? AB yani karenin bir kenarı isteniyor. Cevap böylelikle 8 çıktı. 14. soruda. Evet 14'ü 8 bulduk. Geldik 15'e. Geometri dersinde kare konusunu işleyen Mehmet öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki işlemleri yapmasını istiyor. Şekil 1'deki ABC'de kare şeklindeki kağıtta DC üçgenini makasla kesti. Sonra aldı bunu buraya yapıştırdı. Kestiğiniz DC üçgenin DC kenarı DA kenarıyla çakışacak şekilde. Evet. D noktası yine D noktasıyla ile çakışacakmış arkadaşım. Bak dikkat. Şimdi burası alfa betalık üçgen ya. D noktası yine D ile şey yaptı. Alfa betalık üçgen buraya geldi yani. Tamam. Şurası alfa burası da betaydı. Dikkat. E hocam şuraya tamamı 90 ya beta, beta olmak zorunda. A şurada kaçta kaç derece yaptı? 90 derece yaptı mı yaptı. B işimize yarar. Bakalım neler verilmiş bize. DK'yı kaç vermiş? 6. Hemen yazıyorum. 6. KC'yi kaç vermiş? 8. 6, 8, 13 kenden burası 10 mu çıktı? Evet. Hocam şurası da 10. Ee, burada beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı burada da 6. Yani burası da 8. KK üst uzunluğu nedir diye soruluyor. Oo çok güzel bak. İyi ki buraya beta'yı yazmışız. Bak burası da 90 derece çıktı dedik ya. Bizden de zaten ne isteniyor? KK K üstü uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şunu silsem. E burada bir dik üçgen var mı arkadaşım? Var. Çünkü ilk beta'yı yazmışız böyle. Eş yapılarda zaten açıları da uzunlukları da yazın. Açıyı yazdığımız için buradaki açıyı 90 derece bulduk. 6 6 ise burası da 6 kök 2 çıktı mı? Çıktı. Yani cevap böylelikle x ne oldu? 6 kök 2 eşit oldu. Örnek 15. Güzel bir soruydu. Cevap 6 kök 2. Geldik. Örnek 16'ya. Evet ABCD kare demiş. A, AEL şu dik verilmiş. CB açısı 90 dereceden büyük denilmiş. Hmm. Şimdi e, C, X kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Normalde kare sorularında böyle alfabetaya dalarız ve alfabetaya daldığımız zaman genelde ne çıkıyor? Eş üçgen çıkıyor genelde. Karede dik dikdörtgende benzerlik çıkıyor. Karede de benzerlik çıkıyor ama genelde eş yapılı sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısından şurayı bir bulabiliriz. Sen şuraya bir A desen A kare artı 3 kök 13'ün karesi eşittir. 13'ün karesi mi oldu? Evet. Bu a kare neye eşit oldu? 13'ün karesi yani 13 çarpı 13 eksi 9 çarpı 13 mi yaptı burası? Evet. Buradan a kare neye eşit oldu? Hani 13 çarpı 13 eksi 9 çarpı 13'ten hani 13 a eksi 9 a 4 a yaptı. Yani 4 çarpı 13 eşit oldu. Ya da 13 parantezini aldığımız zaman 13 eksi 9'dan 4 çarpı 13 yaptı. Kare kökünü alırsak a da buradan 2 kök 13 diye mi çıkar? Evet. 2 kök 13 çıktı arkadaşlar burası. Tamam. A dediğimiz 2 kök 13. E şimdi ne yapacağız? Dal alfa beta. Alfa beta. Alfa dedik kaldık. Ve burası burası eşit. E ne yapacağız hocam? Alfayı kullanacağız. Bazı arkadaşlar kosinüs teoremi yapabilir burada. Evet. Burası 2 kök 13. Burası 13. Kosinüs teoreminden de kosinüs kosinüs alfada 3 kök 13 böyle 13 deyip kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Ama Kardeşim alfa var ya burada. Dik üçgen oluştur. Hocam alfaya ait dik üçgen. Aa, böyle oluşturabilirsiniz. Ama böyle oluşturduğunuz zaman bak alfa beta 90 garip benzerlikler geliyor karşımıza. E, ee, biz ne dedik? Karede genelde eş üçgen. Zaten bak ta eski özel açı mantığına git. Sen burada 30 derece mesela olsa ne yaparsın? Ya buradan dik çizersin ya da buradan dik çizersin değil mi? Evet. E ee, burada da aynı mantık alfaya ait. Ya buradan dik çizersin ya da Şuradan dik çizersin. Ama adam sana boşu boşuna CEB geniş 90 demez. Arkadaşım CEB burası geniş açılı demiş. O zaman çizdiğin dik nereye düşüyor senin? Çizdiğin dik buraya değil de geniş açılı üçgen olduğu için dışarıya doğru düşüyor. E dışarıya doğru düştü. Tamam. Alfa 90 ise bunda tamam beta oldu. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne oldu? Benzer hatta 90'ın karşısındakiler eşit işte olduğu için eş. Alfanın karşısı 2 kök 13 ise alfanın karşısı burada da 2 kök 13'tür. Sonra burada başka ne var? Betanın karşısı 3 kök 13 ise betanın karşısı burada da 3 kök 13 olacak. 2 kök 13'ü buradaysa buraya da kök 13 kaldı. Ve burada bir pisagor. Bir kenar kök 13 bir kenar 2 kök 13. Yani 1'e 2 oran varsa kök 5 katı olmuyor muydu? Evet. X ile kök 13'ün kök 5 katı olacağından dolayı cevabımız ne çıkar? Kök 65 çıkar. Evet güzel bir soru. Böylelikle cevabı kök 65 bulduk. Örnek 16'da. Evet gençler. Böylelikle karedeki ilk kısmı bitirdik. Kare 1'i bitirdik 11. haftada. E, sırada ne var? Karede alan bağıntıları var. Onu da bir sonraki videoya bırakacağız. Ama kare konusunda ne yaptık uzunlukla alakalı olan kısımda? E, köşegen önemli bir yere sahip. Ve bütün konular karşımıza çıkabiliyor. Özel açı, özel açı farkındaysanız arkadaşlar. Benzerlik, eş üçgen. Genelde karede eş üçgen yapılı sorular daha fazla karşımıza çıkıyor. Evet güzel bir soru. Güzel bir şeydi. Videoydu. Güzel sorular çözdük. Hoş sorular çözdük. Ve konuyu kavrattık. Önemli olan bu. Bir sonraki videoda da ne yapacağız? Karede alan bağıntılarından bahsedeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.